Eskişehir'den herkese merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Çok önemli. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban, paylaşmak. Paylaşmak deyince aklımıza Kızılay gelir. Şimdi Kızılay Şube Başkanı, genç arkadaşımız. Öyle değil mi? Evet. Egemen Temizsoy. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim Cihan abi. Siz nasılsınız? Her şey yolunda. Başkanım bu üçüncü programı. Sanmayın ki saat 10'da ilk yayına giriyor falan. Böyle işleri çöze çöze geliyor. Gençlik güzel şey. Kurbanı konuşacağız. Bunlar niye burada? O alt yazılar ne demek? Hepsini konuşacağız. Ama önce şu, yardım işi güvenle doğrudan alakalı. İnsanların güvenmesi lazım. Evet, ben bir kazancımdan bir miktar veriyorum muhtaç olanlara gitsin. Ama bu güven çok önemli. Şimdi bunu sizin döneminizde, ekibinizle birlikte daha bir belirgin yaşamaya başladık. Neden? Bir müddet önce yine bir toplantı. Ramazan ayında yapılan yardımlar %80'ler, 90'lar, yüzler, hatta geçen artışlar var. Zekat, fidye, fitre hepsinde bir artış. Çok güzel. Birincilik var. İlk yardım. Başka bir zaman konuşuruz. Şimdi sadece kurban olduğunuz için. Çok güzel gidiyor. Sağ Kızılay olun. Eskişehir Şubesi harika gidiyor. Şimdi Maşallah bakalım. diyelim. Maşallah diyelim. Böyle bir gidiş var. Kurbanda devam edecek mi? Ne yapacağız kurbanda? Kızılay kurbanda ne yapar? Teşekkür ediyorum Cihan abi. Kızılay öncelikle güvenle çok doğru orantılı gidiyor her şeyimiz. Hem gelende bir de gidende de. Aslında biz gidende de çok rekor kırıyoruz. Örneğin dağıtılan zekatlarda da geçtiğimiz yıllara oranla %500 liraya yakın bir artış vardı. Hani sadece gelende de değil, bizim dağıttığımızda da. Orası da önemli. Evet, Tabii. orası da önemliydi. Kurbana gelirsek de kurbanda Kızılay ne yapıyor? Kızılay'ın en güzel yaptığı şey kendi modeli. Kendi modeli de nasıl? Biz vekaleti alıyoruz kişilerden. Şubemize gelerek yapabiliyorlar ya da şubemiz IBAN numaraları üzerinden yapabiliyorlar. Şu anda ekranda görünen IBAN numarası mı? Evet, yukarıda görünen IBAN numarası. Biz vekaletleri aldıktan sonra kişiye bir bildirim gidiyor. Vekaletiniz Kızılay tarafından alınmıştır diye. Biraz daha baştan alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bizi izleyen bir vatandaşımız dedi ki ya ben bu sene Kızılay'a kurbanım bağışlayayım ya da birisini ikisini kurbana bağışlayayım. Birden fazla kesim de olabilir. Ziraat Bankası'nın şu IBAN numarasını ne kadar gönderiyor? Yurt içine bağışlamak isterse 850 TL, yurt dışına bağışlamak isterse 725 TL bağışlıyor. Yazdım. Bu parayı Evet. gönderdim. Evet. Açıklamaya falan bir şey yazıyoruz mu? Kurban bedeli yazıyorsunuz. Kurban bedeli yazdık. Bu parayı gönderdik. Gönderdik. Sonra size Kızılay'dan SMS geliyor. SMS. Orada bir bilgilendirme, vekaletiniz alınmıştır diye. Tamam. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama kesim. Kesimde de noter eşliğinde Diyanet görevlilerinden bir kişi, din görevlisi. Daha sonra bir de veterinerlerden bir kişi. Veteriner, din adamı ve noter eşliğinde kesimler oluyor. Bu nerede olacak? Bu Konya'da ya da Ankara'da Kızılay'ın anlaşmalı olduğu kesimhanelerinde, kendi kesimhaneleri var. Orada Konya ya da oluyor. Ankara'da. Tamam. Eskişehir'de Adım olmuyor. adım gidelim ki hiç Evet. akıllarda bir şey kalmasın. Şimdi Kalmasın. bizim Eskişehir'de bir kesim yerimiz yok Yok. şimdilik. Evet. Siz parayı yatırdığınız an muhtemelen Kızılay gidiyor, bir kurban daha alıyor. Aslında şöyle, Kızılay zaten kurbanları ta geçtiğimiz yıl alıyor. Onları bakıyor, büyütüyor. Ha, Ondan onu sonra talebe göre kesim yapıyor. tamam. Şöyle daha mantıklı, daha Evet, verimli. daha verimli olması açısından. Sonra kesim bir kameraya alınıyor. Noter orada sizin vekalet aldığımız kişinin ismini söylüyor. İşte kasap ona göre kesiyor ve bu kayıt altına alınıyor. Daha sonra bu belgelerin hepsi kişinin adresine, adres bilgilerini biz daha sonra arayıp alıyoruz kendilerinden. Tamam. Posta yoluyla ulaşıyor. Ve kesim bittiğinde de gene SMS ile telefonla bilgilendirme gidiyor. Kurbanınız kesilmiştir diye. Kesim işlemi bu şekilde. Sonraki Bu aşamada bir hisse mi yoksa küçük baş hayvan küçük nasıl? baş hayvan. Kızılay bunları kendi yetiştirdiği için bu Bu küçük rakamlarda baş olabiliyor. hayvan fiyatının bedeli, küçük baş kurbanlık. Küçük baş kurbanı. Büyük baş hayvan kesimi var mı Kızılay'ın? Yani böyle Büyük baş yok. Küçük yok. baş hayvan. Sadece küçük baş hayvan kesiyoruz. Parayı yatırdık. SMS geldi. Temasa geçildi. Ankara'da ya da Konya'da kesildi. Hem dini hem işte hijyen bütün hepsine dikkat Tabii edildi. Bu kameraya ki. çekildi, Aynen öyle. gönderildi. Şimdi elimizde kurban duruyor. Ne yapacağız? Şimdi etleri duruyor.
duruyor. Bu etleri Kızılay çok güzel değerlendiriyor. Yani Kızılay modeli dediğimiz model bu aslında. Şu şekilde konserve, mesela bu kuşbaşı. Hı-hı. Konserve kuşbaşı olarak bir kısmını konserveliyor. Kıymamız vardır. Kıymamızdan da aynı şekilde mesela konserveliyor. Bunları Kızılay'ın bir etkinliğinde herhalde bize ikram mı edildi, ne oldu ya? Bunun tadı var ya, hiçbir şey de yok. Bu herhalde bağışlarla ya da biraz samimiyetle, ihlasla evet. alakalı. Bunun tadı evet. hiçbir şey de yok. Doğrudur. Bu da en güzel yanı bu. Konservelendikten sonra tamam. şubelere yollanıyor. Gene Ankara Genel Merkez tarafından. Şubelere de şubeden, şehirden giden bağış kadar yollanıyor. Yani biz burada ne kadar çok yollarsak bağışımızı o kadar çok bize bundan gelecek ve o kadar çok hayır bir işleyeceğiz. Bir bağış olursa 10 kutuyla evet. Eskişehir kapatacak o şeyi, anladım. Çok bağış yapmamız lazım. Çok bağış yapmamız lazım. Şu da güzel. Bu yıl boyu sürüyor. Evet, yıl boyu sürüyor. Yani böyle bir hafta 10 günde kesinlikle tükenmiyor inşallah. Yani sadece mesela Kurban Bayramı'nda nasıldır? Herkesin maneviyatı artar Ramazan Bayramı'nda hı-hı. olduğu gibi. Herkes kestiği ibadetini, yaptığı kurbanı sürekli dağıtır dağıtır. Hı-hı. Kurbanda bir bolluk olabiliyor zaten. Ama geri kalan 11 ayda ya da yılın geri kalan günlerinde ne yapacak bu yardıma muhtaç insanlar? İşte orada Kızılay devreye giriyor. Bunların yıl içerisinde bir sonraki kurbana kadar tüketimini biz öngörüyoruz. Ona göre de dağıtımlarımızı yapıyoruz. Yıl içinde dağıtımları yaparken bu bizim hedefimiz yıl içi. Ama hı-hı. mesela bu saat bu 2018 yılında gelen bir ürün. Hı-hı. Geçerli 2020. Tamam. Yani şimdi siz bundan yüzlerce gelecek. Bu evet. sene bir rekor bir artış bekliyoruz yine kurbanda. Evet, Eskişehirlere evet, de davet ediyoruz bu güzel i̇nşallah. Etkinliğe, organizasyona. Şimdi bunlardan binler de gelecek sanki. Siz i̇nşallah. Bir yerde muhafaza ediyorsunuz. evet. İnşallah. Daha sonra dağıtım. Dağıtım yapıyoruz. Hatta şöyle, şu anda bizim elimizde olan, elimizde kalan ne varsa biz dağıtıyoruz. Kurbana kadar da devam ediyor. Tamam. Şu an ekiplerimiz gene sahada. Hı-hı. Artık merkezdeki sistemi biraz doygunluğa ulaştırdık. İlçelerde, geçtiğimiz hafta sonu Seyit Gazi'deydi. Ondan hı-hı. önceki hı-hı. hafta sonu Mahmudiye'deydi. O bölgelere bunların dağıtımı oluyor. Tamam. Sürekli ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ne kadar kaldı elinizde? Daha var. Cihan Bey, daha var. Bitirmemiz lazım ama. Bugün ayın kaçı? 24'ü. 24'ü. Kurbanın biraz geçebilir. Tamam. Bitirmemiz. Kurbanda dağıtım olacak mı peki mesela o gün? Şimdi şöyle bir hı-hı. şey, kurban kesiliyor. İşte komşular kim kesti, kim kesmeden artık hı-hı. böyle komşuluk ilişkileri de şey. Evet. Sonra bu etler pişmeye başlıyor. Yani evet. Koku gidiyor. Hı-hı. Çocuklar evet. olabilir, canı çekebilir. Yani evet. tam Ramazan'ın, şey, kurbanın birinci günü bir dağıtım söz konusu olabilir mi? Birinci günü değil de Arife günü dağıtımı yapacağız. Ondan sonra ha. bayram boyunca o insanlar yani tamam. sanki o da hiç rencide olmadan bayramını geçirmiş olacak etiyle beraber. Çok güzel. Dağıttığınız belli adresler mi var yoksa size ulaşılabilir mi? Bize gene ulaşılabilir. Daha önce de yayınlarda söylemiştik, basın toplantısında da söylemiştik. Eskişehir Kızılay seninle.net.com'dan bize ulaşabiliyorlar. Eskişehir oradan, Kızılay seninle.com'dan sosyal yardım talep et butonuna basarlarsa oraya taleplerini kıyma, kavurma, kuşbaşı olarak girerlerse biz ona göre değerlendiriyoruz. Bize ulaşılabiliyor. Hı-hı. Ayrıca biz gene çeşitli STK'larla, çeşitli valiliğin bünyesindeki sosyal yardımlaşma hı-hı. vakıflarıyla çalışıyoruz. Sürekli isim listesi alıyoruz, güncelliyoruz, gidiyoruz yerlerine bakıyoruz. Toplantıda şey demiştin. Bu işi çok güzel yapmışsınız. Evet. Devlet her zaman patrondur. Evet. Bir takım kurumlar, kuruluşlar, vakıf, cemaat falan gelip geçicidir bunlar. Evet. Kızılay da bu işin patronudur. Evet. İhtiyacın varsa kardeşim söyle bana, ver aynen adresini. Öyle. Ben gidip bir bakayım. Kimse yörük sırtından kurban kesmesin. Aynen öyle. Bu işin aynen patronu öyle. Kızılay'sa evet. bunu Kızılay yapması lazım diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Şu anda o şekilde ilerliyor. Biz gene isim listesi istiyoruz. Üzerinden geçiyoruz bir daha. Sonra gidip adreslere biz teslim ediyoruz. Yani hı. yolda da şimdi mesela birkaç kişi artık şu da başımıza geldi. Yani ya işte bizde halimiz çok yerinde değil. Ya yolda yürürken bunlar artık başımıza gelebiliyor. İşte hı. Kızılay olarak bize yardım eder misiniz? Ya da birisi diyor ki benim ihtiyacı olan tanıdıklarım var. Biz
Adresleri ver, iletişimi ver, alıyoruz, gidip bakıyoruz. Gerçekten öyleyse yardımı anında yapıyoruz zaten. Evet. Kurban mesaisi nasıl? Biraz da Kızılay'da ondan bahsedelim. Kurban mesaisi şu an... Bütün yönetim sahada mı? Bütün yönetim sahada. Sosyal medyadan, pankartlardan, açık hava reklamlarından, billboardlardan güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tabii insanlarımızın bu yılki ekonomik durumda ortada çok da hani talep zorlayamıyoruz. Fakat şunu gördük. Gerçekten hep şunu söylüyorum. Kızılay Türk milletinin yüreği. Türk milleti biz baktığımızda geçtiğimiz aylarda bizim bağışlarımız sürekli artmış. Zor durumdayız. Ekonomi. Hala bağışımız artıyor. Şunu anladık çok ki güzel. Bu bizim yüreğimiz diyoruz. Gerçekten zor zaman olduğunu bilerek daha da bağış yapmaya geliyor. Yani harika. Biz insanları zorlamayalım dedikçe insanlar ya durum iyi değil. Biz gelelim Kızılay'a yardım yapalım. O da ihtiyacı olanlara yardım yapsın diye bir istatistik var şu an elimizde. Çok ilginç demeyeceğim. Aslında böyle bir milletiz. Evet. Böyle yani bir evet, milletiz. Bir ekonomik daralma söz konusu. İşler biraz durgun ama bir yandan da bağışlar artıyor. Harika. Artıyor. Harika. Yani... Bir yurt dışı kurbanı soracaktım. Evet, aklımdaydı. Onu da... Şimdi ben bir vatandaşımız oturdu akşam işte ya Somali'yi gördü ya başka bir yeri gördü. Evet. Ya şuraya bir kurban göndersem dedi. Evet. Bunu nasıl yapalım? Yurt dışını çok iyi oldu sorduğun Cihan abi. Çünkü bazı spekülasyonlar var onunla alakalı. İşte Kızılay burada ihtiyaç sahibi dururken niye yurt dışına gidiyor da kurban kesiyor gibi. Şöyle ihtiyaç sahibi her yerde, dünyanın her yerinde. Özellikle yani Müslüman ülkelerde maalesef ki ekonomik durumlar nedeniyle daha fazla. Kızılay bunları gidip orada mesela bu konserve sistemini orada yapmıyor. Orada anında siz bağışladınız, benim bağışım yurt dışına gitsin dediniz. Yurt dışında anında bayram içerisinde kesiliyor ve dağıtımı yapılıyor. Çünkü zaten orada hiç yok yani. İnsanlar buna muhtaç. O kesildiği anda zaten tüketiliyor. İnsanların evlerine gidiyor. Şimdi Kızılay zaten yurt içinde bu ağı çok iyi kurmuş vaziyette. Aynısını yurt dışında da yapabiliyor. Yani bunu yapma gücü varken her ikisinde de bunu yürütebiliyor. Yani sadece yurt dışına götürüp de orada dağıtma gibi bir şey söz konusu değil. Yurt dışına tamamen kişinin rızasıyla alakalı. Benim bağışım yurt dışına derse o yurt dışındaki kurbanlıklardan kesiliyor. Yurt dışında ülke belirtebiliyor mu yoksa sadece yurt dışı deyip bırakıyor mu? Yurt dışı. Onu ülke belirtemiyor. Yurt tamam. dışı. Onun ücreti de aşağıda 725 TL. 725 TL. Orada da gene aynı sistem oluyor. Yani noter vesaire gibi size bilgilendirme, CD geliyor. Çok güzel. Kurban kesildiğinde. Kurbanla ilgili söyleyeceğimiz bir şey var mı? Kurbanla i̇nsanları ilgili bağışa davet ediyoruz. İnsanları bağışa davet ediyoruz. Biz vatandaşlarımızı bağışa davet ediyoruz. Kızılay Eskişehir Şubesi olarak bugüne kadar Eskişehir'deki vatandaşlarımız sayesinde çok güzel yerlere bağışları getirdik. Kurbana da hep birlikte el ele yeni rekorları imza atmak istiyoruz. Bu bir iyilik yarışı, bu bir hayır yarışı. Bu yarış vatandaşlarımız olmadan olmaz, güven olmadan olmaz. Gerçekten bize bağışlayacakları kurbanlar da içleri rahat olsun. Bu konuda biz çok titiziz, çok duyarlıyız. Çünkü biz bir yanlış yaparsak geceleri uykumuzun kaçacağını biliyoruz. Sizlerden şubemize gelerek kurban bağışlarınızı istiyoruz. Bizim bu iyilik yolculuğumuza sizleri de davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz Allah yardımcınız olsun. Abi, sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Size de, ekibinize de. Sürekli sahadasınız, görüyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz tabii yayınlarımız devam edecek. Dün de LÖSEV'den arkadaşlarımız evet. vardı. İyilik yarışı bu. Aynen öyle. Ben yaklaşık 10 yıl önce şimdi bu yurt dışı kurbanlar çok önemli. Pakistan, Keşmir'deydi yanılmıyorsam. İHA'nın bir kurban etkinliğine katılmıştım. Yani bu konuda hiç eleştiriye mahal yok. Orada evet, nasıl insanların ihtiyaç sahibi olduğunu, nasıl evet. insanları beklediğini görmüştüm. Avrupa'dan neredeyse bir uçak Türk'tük yani öyle düşün. Evet. Avrupa işte Milli Görüş Teşkilatı'ndan birileri oradan buradan falan. Yani çılgın Türkler tam.
gitmişiz hepimiz Pakistan'da evet. kurban kesip dağıtıyoruz. Kendi muhtaçlarımızı da elbette gözetiyoruz ama bu konuda biraz daha paylaşımcı oluyoruz. Olmak zorundayız. Çünkü biz böyle bir milletiz. Evet. Teşekkürler başkan. Biz teşekkür ederiz. Takip ediyoruz. Bakalım bir rekor daha gelecek i̇nşallah. Mi? İnşallah. Yayınımız sona erdi. Egemen Temizsoy, Eskişehir, Kızılay Eskişehir Şube Başkanı'ydı. Kurbanı konuştuk. Yardımlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler.